Sakarya İl Kurucu Başkanı Sayın Hasan Çınar, Genel Merkez MKYK üyemiz Sayın Cafer Azaklı, Sakarya İl Başkan Vekilimiz Sayın Halit Parla, Hendek Kadın Kolları Başkanlığı, Hendek Gençlik Kolları Başkanlığı, Gümüşova, geldi mi Gümüşova ekibimiz? Yoldalar, Gümüşova da gelecek. Geldikleri zaman tekrardan takdim ederiz onları da. Ve Hendek Yeniden Refah Partisi'nin kıymetli meclis üyeleri ve misafirlerimiz, üyelerimiz, gönüldaşlarımız, hepiniz Yeniden Refah Partisi Hendek Belediye Başkan adayımız Menderes Ayvaz'ın ve ilçe başkanlığımızın hazırlamış olduğu proje tanıtım ve meclis üyesi tanıtım programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Program akışını takdim edeceğiz. İstiklal Marşı okunacak. Sonrasında Milli Görüş Belediyeciliği ile ilgili Cafer Başkanımızın son kapanışta bir konuşması olacak. Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayımız Menderes Ayvaz'ın sunumu olacak. Tabii ki ondan önce Sakarya İl Başkanımız Sayın Hidayet Kaya'nın konuşması olacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için buyurunuz. Kazanılan ve Türk İslam tarihine altın harflerle yazılan bütün zaferlerimiz için aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi milletle tekrar almış olalım. Evet, konuşmalarını yapmak üzere sevgili Sakarya İl Başkanımız Hidayet Kaya'yı kürsüye davet ediyoruz. Buyurunuz. Selamun Aleyküm. Hepinize hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii öncelikli olarak Genel Merkez MKK üyemiz Sayın Cafer Azaklı Başkanımıza, yine Kurucu İl Başkanımız, Genel Merkez Eğitim Başkan Yardımcımız Sayın Hasan Çınar'a, yine Başkan, İl Başkan Vekilimiz Sayın Halit Parlar ve kıymetli meclis üyeleri, meclis üyesi adaylarımıza, ilçe teşkilatımıza, tüm katılımcı misafir kardeşlerimize, ağabeylerimize, yine hanım kardeşlerimize, genç kardeşlerimize ve basın mensuplarımıza hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz.
Evet, az bir zaman kaldı. 31 Mart. Bir haftalık bir süremiz kaldı. Allah razı olsun. Tabii burada başta kıymetli Menderes Başkanımıza güzel bir çalışmayla elhamdülillah inşallah inanıyoruz ki 31 Mart akşamı Hendek surlarına bayrağı dikecek, hiç şüphemiz yok. Tabii bunun yanında tüm meclis üyelerimiz ve ilçe teşkilatımız adına tüm kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, güzel bir çalışma yürüttüler. Ve inşallah nasip olursa 31 Mart akşamına da inşallah zafere ulaşacağız. Ben fazla sözleri uzatmayacağım. Tabii burada bu akşam inşallah başkanımızın yapacağı çalışmalarla ilgili proje tanıtımı olacak inşallah. Hem de meclis üyesi adaylarımızın tanımı olacak. Şimdiden Hendek'imize, Sakarya'mıza ve tüm Türkiye'mize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar toplantımız hayırlı olsun. Gecemiz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Evet kıymetli hazırım. Milli Görüş Belediyeciliği. Merhum hocamız Profesör Doktor Nevletin Erbakan'ın çizdiği ve ülkemizin uyması gereken bir sistem malzemesi Milli Görüş. Belediyecilik ise bir defa rüşvetin, yolsuzluğun, çifte standardın, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırıldığı ve belediyecilik anlayışının tam manasıyla oturduğu bir sistemdir. Belediyenin bir kuruşunun dahi zayi edilmediği bir belediyecilik anlayışı. Rütfet alan da veren de melhumdur tabelasının belediyelerin girişlerine asıldığı ve bunun uygulandığı bir belediyecilik anlayışıdır. Ve bunun anlayışı da Hendek'te hayata geçirecek olan Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayımız Sayın Menderes Ayvaz'ı kuvvetli bir alkışla kürsüye davet edelim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Sayın İl Başkanım ve Teşkilatı Genel Başkan Yardımcımız Melek Aya Başkanımız, Meclis Üyelerimiz, Kadın Kolları Başkanımız ve abilerimiz, ablalarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, başkanımın dediği gibi henerimize gerçekten adaletli, hakkı, hukuku kollayarak, garibanın yanında olarak güzel bir belediyecilik yapacağız Allah'ın izniyle. Burada bugün toplandık, projelerimizi tanıtımda, artı meclis üyelerimizin tanıtımı programına bizleri yalnız bırakmadınız. Bizlerle burada olduğunuz için öncelikle il başkanıma ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten belediyecilik nedir Hendek'te? Bu sizlerle birlikte Hendek'e tanıtacağız hep birlikte. Şimdi burada şunları özellikle belirtmek istiyorum. Bunu kesinlikle ve kesinlikle aklınıza koymayın. Son temayilde kafa kapıya gidiyoruz arkadaşlar. Kafa kapıya gittiğimiz için, bunları tamamen zorladığımız için yok çekilecekmiş, yok birilerine çalışıyormuş, yok Turgut Oğuz'u topluyormuş, asla ve asla böyle bir şey yok. Şundan emin olun ki, bileyim ki tek bir oyun var, tek oyunla gideceğim sandığa yine gideceğim. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Kesinlikle. Çünkü biz buraya Allah nasip ederse birilerinin cebini doldurmaya gelmiyoruz. Birilerinin gönlünü etmeye gelmiyoruz. Birilerine böyle zengin yapmaya gelmiyoruz. Allah için adaletli bir şekilde fakiri, fukarayı koruyarak güzel bir hizmet vermek için geliyoruz. Bundan emin olun. Kesinlikle son zamanlarda, özellikle şu 10 gündür tamamen rüzgarlar bizde.
Bak bugün çıkın, kendi kendinize arkadaşlarınıza sorun. Bunu net bir şekilde göreceksiniz. Çünkü burada baktılar, bizim çıktığımızda yok efendim yazık olacak oyuna. Yok, kazanamayacak. Kendine yazık edecek diyenler bugün ne diyor biliyor musunuz? Biz bunu hiç takmadık ama siyaseti bize tersine okuttu. Burada ben değil, siz halk okuttunuz. Ben 30 yılımı verdim arkadaşlar buraya gelmek için. Cenab-ı Allah'tan nasip etti. Adaleti bir şekilde hakkı hukuku koruyarak, hiçbir garibanı ezmeden hep kollayarak gecemi gündüzüme kattım. Yağmur çamur demedim. Gece gündüz demedim. Hep sadık oldum, halkın içinde oldum. Hep sizlerle beraber oldum. Bugün burada ben bir fabrika kapatarak, bir şirket kapatarak gelmedim. Halkın içinden geldim. Sizleri en iyi anlayan kişi olarak, en güzel bir şekilde sizlere hizmet vererek bu işi de hep birlikte başaracağız. Dikmenin çok bir bütçesi yoktur ha. Bak ben 2014'te Dikmen'e muhtar olduğumda Dikmen'in çoğu bilir. Bugün Dikmen'de, Türkiye'de gönüllü itaayi grubu bir tek Dikmen'de var. Gönüllü itaayi grubu Avrupa'da vardı, onu izlerdik. Onlara bakar imrenirdik. Ama bugün hem de Sakarya'nın en yüksek mahallesinde var. Arama kurtarma. Arama kurtarma ekibi, yangın söndürme ekibi bugün Dikmen'de var. Ve bunun çok güzel de elhamdülillah karşılığını aldık. Ne zaman aldık? Adıyaman Gölbaşı'nda, Besne'de, İslahiye'de, Maraş'ta Dikmen olarak ben Dikmenlerden gurur duydum. 40 kişi gittik, devletten 1 lira hiç harcamadık başka bir garibana gitsin diye. Tamamen kendi imkanlarımızla. 106 saat sonra Aras bebekle annesini işte bu Dikmen ekibi bizler çıkardık. Biz burada bir başarılı muhtar olmasak yerimizde sayardık. Bak bugün Sadat Türkiye'de Dikmen değil, Hendek Dikmen Mahallesi diye konuşuldu. Neden? Güzel hizmetler yaptığımız için. İtfaiye arabası, cenaze nakil aracı, yıkama aracı, iki tane mor, klimalı tabut. Orada dereden, köyün merkezinden bir su akar. Oraya ne yaptık? Bir HES yaptık. Orada bugün okulun, caminin, Kur'an kursunun, muhtarlığın, elektriğini oradan karşılayacağız. İşte biz burada hep birlikte, birlik, beraberlik olunca 91 mahallemize neden yapmayalım? Arkadaşlar Allah'ın izniyle aynı şekilde bugüne kadar Dikmen'e nasıl bir hizmet verdimse emin olabilirsiniz ki hem de 92 mahallesine de aynı şekilde hizmet vermeye sizlere söz veriyorum. Sizler de var mısınız? Evet, şimdi proje tanıtımına geçelim arkadaşlar. İşte burada gördüğünüz gibi atölyeler var, kafeteryalar var, kültür alanlarımız var. Burada kültür alanlarımızda 91 mahallemizin kültürel faaliyetleri var, kültürleri var. Bunlar kayboldu gitti. Neden? Çünkü bizlere sahip çıkan olmadığı için. İşte biz bunları hem aday sürecinde hem geçtiğimiz günlerimizde bunları tek tek tespit ettik. Ve buraya çalışma ve projelerimizin içine koyduk. Kültür evlerimizde neler olur? 91 mahalleye aynı şekilde kültür evlerini kuracağız. Orada hanım ablalarımız,
annelerimiz, kardeşlerimiz el becerilerini orada gelecekler kültür evinde, atölyelerde el becerilerini canlandıracaklar. Tabii ki biz de maddi manevi destekler de vereceğiz. Artık burada örnek olarak çarşıda da var. Aynı şekilde 91 mahallede de olacak. Burada gördüğünüz gibi yaşam alanları olsun. Dikmen'de bugün Hamsi Festivali var. Hamsi'nin ne işi var derlerdi bize Dikmen'de. Ama beşincisini yaptık. Ve çok büyük bir katılım oldu değil mi? İşte bunlara bu şekil kültür evlerimizden Hendek'te 91 mahallede canlandıracağız. Ondan sonra diğer şeye geçelim arkadaşlar. Hendek çay. Rezalet içinde bir tane bina vardı. Buradan özellikle belirteceğim. Vekilimizin babasının manzarasını kapadı diye onu da kaldırdılar. Ama biz bu çayı önce bu hale getireceğiz. Temiz bir şekilde. O gördüğünüz Uludere dediğimiz çayı. Bu şekil güzel bir şekilde ıslah ettikten sonra sağını solunu canlandırdıktan sonra görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir çayımız var ama değerlendiremiyoruz. Hendek Bilim ve Araştırma Merkezimiz var. Burada Bilim ve Araştırma Merkezimizin ne olduğunu çoğu bilmez. Gençlerimiz bugün sokaklarda kaybolup gideceğini, Hendek'imizin de en büyük ihtiyacı olan Bilim ve Araştırma Merkezi kurduk. Burada gençlerimiz gelecek. İnternet sıkıntısı olmayacak, ulaşım sıkıntısı olmayacak, orada herhangi bir hiçbir sıkıntısı olmadan bütün kendi beyninde geliştirdiği teknolojiyi burada araştıracak ve burada gerçekleştirecek arkadaşlar. Bugün sokaklarda gezeceğini, bu bilim ve araştırma merkezimiz olsa gençlerimiz sokakta olur mu? Olmaz. Ama bunu ne yazık ki göremiyoruz. Neden? Birilerinin cebini dolduruyoruz. Birilerinin gönlüne diyoruz. Gençlerimizi hiç gören yok. Onun için burada en büyük ihtiyaçlarımızdan biri de araştırma evimiz olduğu için bunu Bayraktepe'ye kuracağız. Yerini de söyleyeyim. Bayraktepe'de olacak Allah nasip ederse. Buradan ulaşımını da sağlayacağız. Orada interneti de bütün imkanlarını da sağlayacağız gençlerimizin. Orada bütün teknoloji olarak bizlere neler katacak, ne yapacaksa hepsinden hep birlikte faydalanacağız. İşte Hendek Bilim ve Araştırma Evimiz gençlerimize, merkeze bu şekil. Bilim ve Geliştirme Merkezi, evet böyle spor çalıncağı var arkada, yanlarda işte. İşte gençlerimize böyle güzel bir gelecek hazırlıyoruz arkadaşlar. Gençler bizim geleceğimiz. Ben bugün burada nasıl çıktım karşınıza, ilçeme, 92 mahalleme, siz güzel bir hizmet vermek için, geleceğimize sahip çıkmak için, onları da böyle güzel bir ortamda yetiştirirsek yarın onlar burada olacak. Onlar bu ilçeyi, 92 mahalleyi, ilimizi, vatanımızı bunlar idare edecek. Bunlar da bizlere güzel değerlerimize olsun, geleceğimize sahip çıkması için ne yapmamız lazım? Güzel bir ortamda yetiştirmemiz lazım. Onun için gençlerimiz bizim için çok büyük değerdir.
Diğer, işte burası, gördüğünüz gibi bu binaya ihtiyacımız var. Burada bir gencimizin düğün yapacak olsa dünya kadar paralar gidiyor, yapamıyor. Kermes yapamıyoruz. Kültürel faaliyet içinde spor faaliyetleri var, yapamıyoruz. Ama bu binayı Allah nasip ederse hendemize kazandırdığımız zamanı burada gençlerimize, daha gelirli ailelere güzel bir düğün faaliyetini yapacak. Derneklerimiz bugün bir dernek gecesi yapıyor. Bir yöresel faaliyetlerini göstermek istiyor. Ama ne yazık ki böyle bir imkanımız olmadığı için hepsi kaybolup gidiyor. Ama biz burada böyle bir binaya ihtiyacımız var baktık ve bunu da projemize koyduk. Bu deyip de geçmeyin. Bugün kermesinden tut, düğününden tut, dernek faaliyetlerinden tut. Hepsini burada ücret almadan orada hizmet verirsen bütün kültürel faaliyetlerimiz canlanır. Derneklerimiz olsun. Hepsi ne olur burada tamamen yaşatmış olacağız. İkinci bir şeyimize geçelim arkadaşlar. İşte burada mahallelerimizde, 92 mahallede en büyük sıkıntımız spor kompleksi olsun, parklar olsun. Bunlarda büyük sıkıntılar var. Biz bugün mahallelere gidiyoruz seçim çalışmalarına. Muhtarım diyorum işte bu akşam sendeyim. 92 tane muhtarımız var, arıyorum hepsini. Çünkü 10 yıldır beraber çalıştık. Muhtarım dedi bana ne? Ya işte muhtarım, geleceğim ama hala muhtar derler bana. Ya bizim bir binamız yok. Nasıl yapacağız? Ben de diyor fark etmez biz. Halkın içinden geldik. Bahçede de toplanırız diyor biliyor musun? Biz bahçelerde toplantı yapıyoruz. Dün akşam cami avlusunda, yağmurun altında yaptık. Neden? Mahallemize, ilçemize güzel bir hizmet vermek için yağmur çamur biz dinlemeyiz. Ama yarın o mahallelerde cemiyet yapılacak olduğu zamanı herkes bizim gibi gidip yağmur altında, çamur altında beklemez. Yazık, günah yani. Biz de bu tür spor komplekslerini yaptık, hazırladık. Bunların kapalısı da olacak. Aynı anda kapalı spor kompleksi içinde basketbolu, tenis kortu, voleybolu hepsi olacak. Kapalı olacak. Cemiyet olduğu zaman da bir orada mahalle halkımız gidecek, cemiyetini de yapacak. Ne olmuş olacak? Bu sorunlar gidecek. Aynı şekilde 92 mahallede de demin demiştim ya atölye kuracağız. Eski okul olabilir. Eski okul yoksa da biz yapacağız Allah nasip ederse. Orada, köyde, burada, çarşıdaki kültür evine, bu atölyelere hepsi gelemeyebilir. Ama biz bunu orada yaşatırsak evden giren hepsi, bütün ablalarımız, annelerimiz orada el becerilerini yapacaklar. Ondan sonra aynı şekilde burada 92 mahalleye bir yer yapacağız. Her mahallenin yeri ayrı olacak. O mahallede, atölyede geliştirdiği bütün el becerilerini gelip Hendek'te aynı kendi mekanı, kendi yeri gibi satışa sunacak ve gelini tamamen onların olacak. Bugün çarşıda, parklarda en basiti burada Atatürk Parkı ya. Lavabomuz yok. Hendek için büyük bir ayrımız. Bir sürü büyüklerimiz var, yaşlarımız var, dedelerimiz var, babalarımız var. Adamlar çarşıya çıkamıyor çarşıya. 10 bin lira olmuş emekli maaşı. Gidip bir çay söylese çay olmuş 10 lira, 15 lira. Kafeteryalarda 20 bin lira, 40 bin lira. Ama biz bu çay kenarlarına, Hendek'te belli güzel park kenarlarına güzel bir yer yapsak, orada çayı 5 lira, 10 lira değil de bedava versek, biz bunun altına kalkamayız mı?
Ben bir belediye olarak büyüğüme, yaşlıma sahip çıkamıyorsam, çarşıda güzel bir mekan yapamıyorsam, ona bedava çay içiremiyorsam, ben bu belediye başkanlığını yapmayayım arkadaş. Hiçbir anlamı yoktur. Yaşlarımız, büyüklerimiz, evimizin neşesi, gülü, bereketi, huzuru, aynı zamanda bir örneğimiz. Biz bunları kaybedersek nereye gidiyoruz? Bugün bakıyorum 25 milyon, 30 milyon, 40 milyon para çıkarıyorlar seçim için. Nereye gidiyoruz? Neden? Niye? Bu hizmetler için mi? Alacak olduğumuz para orada 50-60 bin lira. Ben 25-30 milyonu yatırdığım zaman bunu ne zaman geri alacağım? Az uyanalım arkadaşlar. Gerçekten uyanalım. Şimdi duydum ki kepçe dağıtıyorlar, kaşık dağıtıyorlar. Kaşık veriyorlar, ne demek biliyor musun? Yarın ben sizden kepçeyle alacağım bunu. Kepçesine, kaşığına kanmayalım. Kesinlikle ve kesinlikle. Çünkü burada büyük bir rant var. Şurada en basite sanayi, 70 tane fabrika kurulacak. O fabrikadan sadece belediye gelir kaç var biliyor musun? 125 milyon dolar. Artı burada Nifra'na kadar lojistik fabrika depolar kurulacak. 120 milyon dolar da oradan gelecek. Ağa da biziz, paşa da biziz. Bunun peşindeler. Canı amma kimseye nasip etmesin, yedirmesin. Devletin bir kuruşunu ben de dahil ettim. İktidar partisinde değil değilim. Hizmet alamaz diyorlar. Böyle bir şans alıyor. Bırak hizmet almayı, dışarıdan kaynağı. Biz adam gibi buraya geçtik mi, meclis üyeleriyle komisyonu kurduk mu, şu hendayın geliri, hendaya ona katlar ona. Ben dışarıdan hiçbir gelir kaynak almadan eğer ki bunlara verdiği hizmeti ona katlamasam, ne derseniz deyin. Böyle bir şey hiçbir şüpheniz olmasın. Bu konuda kesinlikle ve kesinlikle bizim dış güç kaynağı da ihtiyacımız yok. Hendayın kaynağı bize yeter. En güzel projelerimizden biri kayak merkezi. Tam 7,5 yıl uğraştım ben bunu arkadaşlar. Bak, 3 gün, 5 gün, 1 ay, 7 ay değil. 7,5 yıl. Burada 1725 rakam yüksek. Kartepe'de 1600 orası, 1725 burası. Yanımızda Kartal Kaya var. Biz bu projeyi açıkladık. Kartepe bir yandan, Kartalkaya bir yandan baskı yaptılar. Sakın ha, bizi mahvedersin. Sakın ha. Ben hiçbirine, her şeyle direndim ve ayakta durdum. En son projeyi gizli tuttum. Ve turizme açmadan proje altında yaptık biz bunu. Bunu proje altında yaptık. Neden? Benim Hendek halkı gidecek orada bugün rahatlıkla para pul ödemeden kayağını yapacak. Orada Hendek halkının hakkı bu. Biz kesinlikle orada turizm açsaydık bugün Kartepe'den beter olurduk. Yılın 12 ayı bizim bütün yaylalar turizme açık bir yer ama ne yazık ki biz birilerinin cebini doldurmaktan şu halkımıza bu güzelliği veremiyoruz. Bugün Çiğdem Yaylası var, Beşoluk var, yan yanında Kerem Ali var. Buralarda var ya, ne güzel piknik yerler yapılır, ne güzel halka açılık yerler yapılır. Onun için burada biz de Dikmen'de Kartepe, artı bak burada bir yamaç paraşütü. Bu yamaç paraşütünü ölçtürmek için Fransa'dan paraşütçüler geldi, yabancı.
Üç güne kadar termik var. Bu bırak Avrupa'da bile yokmuş. Böyle bir yer var, biz şimdiye kadar neden bilmiyoruz öyle. Ve kışın karda yaptılar bu uçuşu. Kışın karda bu uçuş burada oluyorsa yazın neler olmaz diye yazın da geldiler. Böyle güzel belli değerlerimiz var. Ne yazık ki hiçbir şekilde değerlendiremiyoruz. Ama Allah nasip ederse sizlerle birlikte hepimiz bunları tek tek faaliyetlere geçireceğiz. Burada konaklama yerlerimiz var, yeme içme yerlerimiz var. Bunu şu tip proje yaptım, biraz daha değişik olacak. Yaylada evleri aynı şekilde onlara da proje altına alacağız. Orada halk da gelir alacak. Kışın kimse yayla evine çıkmıyor. Verir kiraya, al halka gelir kaynağı. Yazın gene çık, yaylanı yap, çelini yap, hayvanını otlat. Doğayı hiçbir şekilde bozmuyoruz. Onun için böyle güzel değerlerimiz varken işte birilerinin cebini doldurmaktan biz sizleri göremiyoruz arkadaşlar. Bu hale gelmiştir. Şimdi çıkıyorlar. Sağlarda onu yapacağız. Bu hizmeti vereceğiz. Yok işte 91 mahalleye sahip çıkacağız. Şimdiye kadar neredeydiniz? Biriniz iki dönem başkanlık yaptınız. Bir yeşil yurtta, bir tane hendekte. Yine mevcut başkansınız. Şimdi mi aklınıza geldi? Şimdi mi uyandınız? Halbuki hala hizmet peşinde değiller, rahat peşinde. Bundan emin olun. Kesinlikle ve kesinlikle bunlara kanmayalım arkadaşlar. Hep birlikte bir Nisan'da bir Nisan şakası bu evden yapalım. Var mısınız? Burada sıralı dükkanlar, işte zamanında mevcut adaylarımızdan biri başkandı ya hendekte. Demirleri satmak için getirdi, buraya doğru dikti. Buraya doğru, hepimiz görüyoruz. Neye yarıyor, neye faydası var? İşte biz de ne yapalım dedik. O demirlerin altlarına böyle sıralı dükkanlar yapalım. Bu sıralı dükkanların tamamen gelir kaynağı. Engelli ve gazilerimize ve dar gelirli ailelere gidecek ha. Hiçbirimizin cebine değil. Artı hendekte belli noktalarda halk ekmeği olacak. Bugün halk ekmeği dediğimiz zamanı fırıncılarımız zanneder ki bize asla öyle bir şey olmayacak. O halk ekmeği 5 noktaya mı koyduk, 10 noktaya mı koyduk? Belediye olarak her gün, nasıl nöbetçi eczane var ya sırayla, her gün sırayla esnaf fırın arkadaşlarımıza diyeceğiz, bugün ekmeği senden alıyoruz, 20 bin ekmek buraya, yarın diğer fırından, öbür gün bunları sıraya koyacağız. Burada ne yapacağız? Ne esnafımızı ezeceğiz, ne halkımızı. Dengeyi tutacağız. İşte burada bunları kolladığımız sürece demin başkanım dedi biz o tabelayı gerçekten belediyenin kapısına asacağız. Rüşvet alan da veren de melundur. Bundan emin olun. Diğer 92 mahallelerimizde hiçbir şekilde kesinlikle merkezden ve en uç mahallelere kadar hiçbir şekilde hiçbirini ayırt etmeden kesin ve kesin ulaşımına kadar destek vereceğiz. Bütün 92 mahallemizi canlandıracağız. Bugün gidiyoruz meclis üyelerimden 92 mahalleye gidiyoruz ki seçim çalışmalarında çoğu evler boşalmış hendekte. Neden? Ulaşım sıkıntısı. Çocuk okula gidecek. Okullar kapandı. Ulaşım yok. Biz burada projelerimizden biri de gerekirse o bölgede çalışan araçlara mazot takviyesi vereceğiz.
92 mahallenin ulaşımını en güzel bir şekilde sağlayacağız. Orada ulaşım sağlandığı zamanı benim vatandaşım gelip Hendek'te 15 bin lira, 20 bin lira kira vermez. 10 bin lira kira verip 17 bin lira maaş alıyorsun. 7 bin lirayla neye geçineceksin? 13 bin lira kira veriyor. Doğalgazı da bilmem kömürü de odu ne de olmayan doğalgazı ne oluyor? Halk sıkıştı kaldı. Ama bugün orada ulaşım olsa köyde her vatandaşımızın evi var. Gider evinde durur, işine de gider gelir. Bir ineğine bakar, bir tavuğunu bakar orada. Çoluk çocuğunu güzel bir ortamda yetiştirir. Bunları tek tek hepsini faaliyete geçireceğiz Allah'ın izniyle. Beni de dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Şimdi başkanıma veriyorum. Evet, evet. Hendek Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayımız Sayın Menderes Aybal'a teşekkürler ediyoruz. Ardından kıymetli meclis üyelerimizi sahneye davet ediyoruz. Sayın yine hanım kolları teşkilat başkanımız şu anda meclis üyesi adayımız Elmas Pala, Sayın Mehmet Yetim, Sayın Oğuzhan Bahar, Sayın Ali Sarı ve Sayın Hidayet Bayram. Mevcutta bulunmayan birkaç arkadaşımız daha var. Onların da selamları var sizlere. Evet. Hayırlı olsun. Evet, müzik alabilir miyiz? Ahlaklı belediyecilik. Evet arkadaşlar. Şöyle hilal yapalım, ortadan geriye doğru gelelim başkanlarım. Gelin böyle geri doğru hilal yapalım. Uç taraf böyle hilal yapsın. Evet, fotoğraflar çekilsin. Evet, eller kalksın yukarı. Alkışlar alalım arkadaşlar. Sinan Başkan. Evet, bir de kılıçları çekelim. Vefa gelecek, güzel gülecek inşallah. Evet. Evet, Hendek'e refah geldi biiznillah. Sakarya'ya refah geldi biiznillah. Türkiye'ye refah geldi biiznillah. Konuşmalarını yapmak üzere genel merkez MKYK üyemiz Sayın Cafer Azaklı'yı sahneye davet ediyorum. Buyurun. Selamünaleyküm. Evet, Hendek, maşallah, bugün çok güzelsiniz Hendek, Allah razı olsun, kıymetli dostlar, evet uzun bir yoldan geliyorum, iki gündür yollardayız, ayağımızın tozuyla Hendek'te böyle bir program olunca gelmemek bize yakışmazdı, kıymetli il başkanım, kıymetli genel merkez kurucular kurulu üyem, aynı zamanda kurucu il başkanım, İl Başkan Yardımcım, Hendek'imizin kıymetli ilçe başkanımız ve belediye meclis üyemiz ve kıymetli belediye başkanımız Menderes Ayvaz. Afyon ve Denizli'de programlardaydık, genel başkanımıza eşlik ettik. Gerçekten Türkiye'de öyle bir heyecan var ki 89 yılındaki heyecan, 91 yılındaki heyecan, 94 yılındaki heyecan, genel başkanımızla giderken yollarda otobanları kesiyor millet genel başkanımızı 2 dakika görebilmek için. Türkiye ayağa kalkmış, Türkiye Milli Görüş'e hasret, Türkiye Refah Partisi'ne hasret, Türkiye Erbakan'a hasret. Hey!
demek? Bunu anlatmak için bir iki kelam edeyim. Başkanlarım her şeyi söyledi. Projeler burada. Menderes başkanım zaten Hendek'i ayağa kaldıracak projeleri hazırlamış. Öncelikle Cennet Mekan Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamı rahmetle yad edelim inşallah. Bu davanın banisi Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocam 69 yılında Anadolu'da uyutulmak istenen Anadolu insanını ayağa kaldırmak için Bağımsızlar Hareketi'yle Milli Görüş Hareketi'ni başlattı. Büyük mücadeleler sonrasında 91 yılında çok büyük bir başarı sağladık ve bunun neticesinde 95 yılında bizlere iktidar nasip oldu. Cennet Mekan Profesör Doktor Erbakan hocam başbakanlığı sürecinde işçiye, memura, emekliye en yüksek zammı veren başbakandı. Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocam çiftçinin buğdayına, mısırına, hayvancılıkla uğraşan insanın etine, fındıkçılıkla uğraşan insanın fındığına en yüksek zammı veren insandı. Ama Milli Görüş sadece bu ülkedeki insanların refahını sağlamak değil. Milli Görüş tüm dünya Müslümanlarının huzurunu sağlamak demektir. Evet. Gazze'deki Filistin Başbakanı şöyle diyordu. Osmanlı tarihinden bugüne Filistin'e tek asker gönderen hükümet Profesör Doktor Necmettin Erbakan hükümetiydi. Ve Osmanlı tarihinden sonra Cumhuriyet tarihinde 1946'da kurulan Siyonist İsrail hükümetinin Filistin'e tek mermi sıkamadığı zaman Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamın iktidarı zamanındaydı. Milli Görüş'ün belediyecilik kısmını hizmet olarak bizler yapabiliriz. Ama esas konu dünyada zulüm gören ümmeti İslam ve bugün Gazze'de inim inim inleyen Gazze'deki çok küçük bir alana belki Hendek'in yarısı kadar bir metrekare alana sığdırılmış 2 milyon insanın kurtuluşu bu önümüzdeki 31 Mart'taki seçimlerden geçiyor. 31 Mart'ta Hendek'te Milli Görüş mührünü Hendek'in zirvesine, Dikmen'in yaylasına vurduğumuz dakika 2028'e giden bütün yollar açılmış olacak. Milli Görüş Belediyeciliği ne demek? Milli Görüş Belediyecisi ve Milli Görüş Belediyesi'nin belediye başkanı olursanız İMP'den borç alan hükümete dersiniz ki ben bütün hizmetlerimi yaptım. Kasamda da ağzına kadar para dolu. Ve ben isterseniz size faizle değil faizsiz borç veririm demektir. Milli Görüş Belediyeciliği ne demektir? Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı. Belediye Başkanı olmadan evvel seyyar satıcı. Ama belediye başkanı oldu, makamın süresini doldurduktan sonra, başkanlığı bıraktıktan sonra tekrar aynı köşede seyyar satıcı. Ya bugünkü belediye başkanlarına bakalım. Belediye başkanı olmadan evvel boyacı, ama 10 yıllık belediye başkanlığından sonra AVM sahibi. Ya bugünkü başka bir belediye başkanına bakalım. Belediye başkanı olmadan önce öğretmen ve 10 yıllık belediye başkanlığından sonra yüze yakın dairenin sahibi. Ya bizim Milli Görüş Belediyecisi olan Kütahya Belediye Başkanımız Süleyman Canan belediye başkanlığı seçimini kazanıyor. Makam odasına su sayacı takıyor, su sayacı. Diyorlar ki başkanım, hayırdır diyorlar. Neden makam odasına su sayacı taktın? Ben abdest alırken
ümmetin hakkına girmem diyen bir belediye başkanıdır Milli Görüş Belediye Başkanı. Ya Sultanbeyli'de Ali Nabi Koçak, Milli Görüş'ün efsane belediye başkanı, Türkiye'deki ilk belediye başkanlarından biri. Binayı mezarlığın yanına yapıyor, binanın üstüne çıkan merdivenlerin mezarlık kısmına ise camdan pencereleri camdan komple yapıyor. Diyorlar ki başkanım hayırdır, binayı mezarlığın yanına niye yaptın? Bir de bu merdivenler niye mezarlığa bakıyor? Benim memurlarım diyor, belediyeye her giriş çıkışında yarın nereye gideceklerini görsünler, bu vatandaşa, bu ümmete yanlış işlere kaldık bakıyor. Gelmiş olduğumuz süreçte maalesef bunları unuttuk. Bir A4 kağıdının hesabının yarın ruhi mahşerde sorulacağını düşünen belediye başkanlarından, bugün sözde Ömerleri arayanlar, 94 ruhunu arayanlar, ama önde bir makam arabası, arkada bir koruma arabası, tek başına gezersen Mercedes'te, iki kişi gezeceksen VIP minibüste gezen belediye başkanlarına geldik maalesef. Artık millet Milli Görüş'ü ve Milli Görüş belediyeciliğini özledi. 31 Mart akşamı. Al başkanım. 31 Mart akşamı inşallah Hendek'te sandığa Yeniden Refah Partisi'ni ve belediye başkanı olarak Menderes Ayvaz Başkanımı mühürle beraber tasdiklediğiniz dakika 1 Nisan'dan itibaren Hendek tekrar Milli Görüş belediyeciliğini yaşayacak inşallah. Tabii ki Milli Görüş Belediyeciliğini yaşayacağız. 31 Mart'ta zaten inşallah Hendek Belediyesi'ni ve Sakarya'da birçok belediye alacağız. Ama bunu gören diğer adaylarımız ve onların siyasi partileri, isminde adalet olan siyasi partiler sağdan soldan pankartlarımızı indiriyorlar. Öyle laflar söylüyorlar ki vatandaşlara, adayımız adaylıktan çekilecekmiş. Yok başka bir ilçede adayımızı başka birisi destekliyormuş. Yok iktidar olmazsa, hükümet yanında olmazsa hizmet yapamazmış. Ama üzüldüğüm bir nokta var. Bunu söyleyen insanlar bugün o oturdukları koltuklarda 94 yılındaki Milli Görüş belediyeciliğinde yaptıkları hizmetlerden dolayı oturuyorlar. Soruyorum kendilerine. 94 yılında bu yapılan hizmetleri yaparken arkanızda hükümet mi vardı, iktidar mı vardı, devlet mi vardı? Şeker olunca heyecan da hiç bitmiyor. Yaş 52. 40 senedir sahalardayız. Ama 40 sene içerisinde en son İl Mali İşler Başkanı iken İl Divan toplantısında bir rapor verecektim. Rapor için 10 gün hazırlandım. Böyle bir salonda sunum yapacağım. Eşime okudum. Çocuklara okudum. Kendimi 10 sefer okudum. Ondan sonra salona geldim, ismim anons edildi, sahneye çıktım. Sadece şunu hatırlıyorum, selam verdiğimi hatırlıyorum. Sonra inerken de işte Milli Görüş, işte Milli Görüş Teşkilatı, işte Erbakan Hoca'nın evlatları. Denk Büç'te, yine burada da Denk Büç'te yaptı dedim. Dağıldık, eve gittim. Hanım dedi ki, balkondan sonra el sallıyordum, sen beni gördün mü? Dedim ki hanım seni ne bırak, salonu görmedim ben, seni nasıl göreyim? Şimdi heyecanlanınca tabii ki ağzımız kuruyor. Allah razı olsun.
Hani az evvel söylediğim insanlara şunu söylüyorum. İktidar olmazsa, hükümet olmazsa hizmet alamazsınız diyenlere. Sadece Sakarya'da değil bu. Bugün Denizli'de Çivril Belediye Başkanımızla beraberdim. Doğru yolu buldu başkanımız, bize geçti. Pazar yerinde beraber bir saha çalışması yaptık. Pazar yerinin %90'ı başkana zaten oyum senin diyor. Ona da diyorlarmış ki, işte iktidarın yanında olmadığın için doğalgaz gelmez. Ben de diyorum ki buradan, korkar mı Nemrut'un ateşinden? İbrahim olursa insan, hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Erdoğan'dan derdi ki, bunlar da bulunduğunuz ilde un var, yağ var, şeker var ama bunlarda maya yok derdi. Bugün Endek'te un var, şeker var, yağ var, maya olarak da Menderes Aylaz Başkanı var. İnşallah 1 Nisan'dan sonra Hendek'te öyle hizmetler başlatacağız ki 2028 yılında tüm Türkiye'de yeniden Refah Partisi'ni en büyük parti yapacağız ve Doktor Fatih Erbakan'ı başkan yapacağız inşallah. Ve şunu söylüyorum. O hani zamanında milli görüş şuuruyla ve ruhuyla belediye başkanlığı yapıp da hükümete IMF'den borç alma, o parayı ben sana vereyim diyen milli görüş belediyesi olan Konya'nın bugünün tabiriyle tam 8 katrilyon borcu var. İşte Erbakan hocamın söylediği gibi bunlarda eksik olan maya. Bizde ise, milli görüşte ise kalitesi sağlam. Teşkilatı sağlam, genel başkanı temiz, geçmişi temiz ve belediye başkan adayı ve başkanı temiz bir teşkilatımız ve Menderes Aylaz'ımız var. Ve kıymetli dostlar, bu 31 Mart'ta sandığa vuracağınız her bir mührün 2028 yılında Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin ve tüm dünyada ezilen Müslümanların kurtuluşuna vesile olacağını unutmayacaksınız ve bugünden tezi yok. Ellerimize dağıldıktan sonra eşimizi, dostumuzu, herkesi arayacağız. Son 10 günü mükemmel bir şekilde çalışarak 1 Nisan sabahı Hendek Belediyesi'nin anahtarını hep beraber Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'a buradan getireceğiz inşallah. Ve sözlerine son verirken diyorum ki 94 yılındaki belediye başkanlarının o kapılardan sökmüş oldukları rüşvet alan da veren de melundur yazısını inşallah 60 oldukları yerden çıkartacağız. En temiz haliyle tüm milli görüş belediyelerinin kapısına asacağız inşallah. Ben tekrardan belediye başkanımıza ve pırlanta gibi birbirinden değerli meclis üyelerimize ve Endek teşkilatımıza böyle bir programı organize ettikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu gecenin, bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayının, bu mübarek gecesinin inşallah bu toplantının ümmeti İslam'ın kurtuluşu ve Gazze'deki zulümlerin bitirişine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hizmet olsun Türkiye'ye.
Başkanı, MKYK üyemiz Sayın Cafer Azaklı Başkanımıza konuşmaları için çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli başkanlarımız, fotoğraf için sahneye alabilirsek programı çok fazla uzatmadan yormayalım sizi. Çok sevgili Gümüşova ilçe başkanımız, il meclis üyelerimiz ve misafirlerimize de ayrıca halı programına da geldikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Sahneye buyurunuz efendim, fotoğraf alalım inşallah. Değerli misafirler, çok kıymetli başkanlarımız, hepinize ayrı ayrı hürmet, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımıza inşallah Cafer Başkanımızın dediği gibi projelerimiz ışığında, milli görüş ışığında Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın direktifleriyle Allah'ın izniyle Hendek'te de bu meşaleyi yakıp inşallah belediyemizin anahtarını ve Hendek'in bayrağını genel merkezimize ulaştıracağız. Programımız burada sonlanmıştır. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun.